Merhabalar. Bu videomuzda yine OpenCV kullanarak bazı temel işlemler yapacağız. Özellikle bugün iki tane resmi üst üste bindirerek göstermeyi göreceğiz. Sonra burada bir eşik değer tanımlayarak gri ölçekli resim üzerinde maskelemeyi göreceğiz. İki tane resim kullanacağız. Bir tanesi bu yol resmi, bir tanesi de bu araba resmi. Şimdi bu iki resmi kullanarak Python dosyamızı ve adım adım ilerleyerek Python dosyamızı önce 1, 2, 3, 4 diye ilerleyerek adım adım programda ne yaptığımızı anlatmaya çalışacağız. Şimdi birinci adımda tabii ki her zaman olduğu gibi OpenCV yüklü olması lazım, NumPy yüklü olması lazım, pip install'la bunları yüklemiş olmamız lazım. Import cv2 ve import NumPy as mp diyerek bunları içeri alıyoruz. Sonra yol isimli ve tog isimli bir araba bir de yol resimlerimizi indiriyoruz. Ve bunları şimdi çalıştırdığımızda öncelikle çalışınca ne olduğunu görelim. Bakın çalıştırdığımda önce bu araba resmini bize gösteriyor, ham halini, yol resmini gösteriyor. Bir de bu ikisini üst üste bindirerek yani ikisini toplayarak gösteriyor. Şimdi programımıza geri döndüğümüzde burada bize bir takım rakamlar da veriyor, onları da açıklayacağım. Şimdi öncelikle imread komutuyla bu resimleri okutuyoruz. Ve image 1, image 2 diye okuttuk. Yani iki tane resim okuttuk. Shape komutuyla burada bize işte verdiği boyutları alıyoruz. Şimdi bu boyutları istememizin sebebi şu. İki tane resmi üst üste indirerek göstereceğimiz için ikisinin de aynı boyutta olması gerekiyor. Birinci resmimizin 630'a 1200 olduğunu gördük. İkinci resmimizin de 498'e 794 ebatlarında olduğunu gördük. Dolayısıyla şurada gördüğünüz resize komutu, yani burada resize komutunu kullanarak ikinci resmimi birinci resmimin boyutuyla eşitliyorum. Burada boyutu ben 1200'e 630 olarak gördüm. Fakat burada dikkat ederseniz önce 630 sonra 1200 görünüyor. Fakat bu boyut parametresinde yani burada resize komutunda boyutu girerken tam tersini yazıyorum. 1200'e 630 şeklinde onu ters çevirerek yazıyorum. Aynı boyuta getiriyorum iki tane resmi. Yani şurada image 2'yi cv2 resize komutu yaparak önceki birinci resmin boyutuna getiriyorum. Sonra sum komutu değil add komutuyla yani ekleme komutuyla image 1 ile image 2'yi birbirine ekliyorum. Sum burada herhangi bir değer. Yani ben buraya toplam da yazabilirdim. İkisinin toplamını bu add komutuyla yapıyor. Tekrar çalıştırırsak ve sonrasında da imshow komutuyla image 1 ve image 2'yi de gösteriyorum. Sonra ikisinin birlikte olduğu sum değerini yani toplam değeri de gösteriyorum. Tekrar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ham hali araba resminin, yol resminin ham hali ve ikisinin üst üste add komutuyla yani ekle komutuyla buradaki add komutuyla birleştirilmiş halini de burada az önce kapattığım resim sanıyorum. İkisinin üst üste binmiş halini de görebiliyorum. Şimdi fakat burada ağırlıklı bir toplama yapmadım. Bunu yapabilmek için ikinci programımızı açıyoruz. İkinci adıma geçiyoruz. Weight yani bir ağırlık vererek iki resmi üst üste bindirebiliriz. Bunun için de add weight komutunu kullanacağız. Yani programa şimdi yeni bir satır ekledik. Add weighted komutu. Yani image 1 ile birinci resimle ikinci resmi belirli oranlarda ağırlıklarla mesela birinci resmi 0 %30, ikinci resmi 0,7 yani %70 oranında birleştiriyorum. Az önceki gereksiz olanları programın dışına aldım DS koyarak başına. Sonra burada sadece weighted olanı yani ağırlıklı olarak iki resmi toplamış halini add weighted komutuyla oluşturduğum ağırlıklı resmi göstermek istiyorum. Random module dediğimde bakın hangisini ne kadar şeffaflıkla göstereceğimi belirlemiş oldum. Birinci resmi %30, ikinci resmi %70. Birinci resim yoldu, ikinci resim de arabaydı. Bu oranları değiştirerek şeffaflığını değiştirebilirim. Mesela birinci resmi 0,5, ikinci resmi de 0,3 yaparsam şeffaflık oranları değişecek. Ve gördüğünüz gibi bakın araba daha şeffaf hale geldi. Bu şekilde şeffaflık oranıyla oynayarak bu oranları değiştirebilirsiniz.
Eğer bir resmi tamamen göstermek istiyorsanız, diyelim ki birinci resim, bir değerini verebilirsiniz. Ve bu şekilde de bakın yol tamamen görünüyor. Araba da çok şeffaf bir şekilde görünüyor. Biraz daha belki arabanın görünmesini artırmak istiyorsanız 0.7 dersiniz. Yol tamamen görünecek ama yine arabanın da şeffaflığı da biraz daha görünür hale gelmiş oldu. Burada bu oynamalar yapılarak ağırlıklı olarak bu iki resmi birlikte gösterebiliriz. Şimdi programımızın üçüncü adımına geçiyorum. Adım adım ilerleyerek daha iyi anlaşılmasını ümit ediyorum. Şimdi üçüncü adımda ne ekliyoruz? Öncelikle ikinci resmi yani araba resmini CVT Color komutunu kullanarak ve CV2.color BGR to gray yani 3 renkli yani blue, green, red olan 3 renkli haldeki araba resmini gri ölçeğe çeviriyorum. Gri ölçeğe çevirmemizin bize çok faydaları var. Çünkü mesela bir adım sonrasında bir eşik değer belirleyerek bu eşik değerde araba resmini maskeleyeceğiz. Fakat bunu yaparken 3 tane renk olduğu zaman bunu yapamazsınız. O yüzden gri tona çevirerek yani siyah ve beyaz arasında 0'dan 255'e kadar olan aralıklarda bir eşik değer vererek o eşik değerin üstündeki değerleri seçerek maskeleme yapabiliyorsunuz. O yüzden gri ölçeğe, gri tona çevirmemiz önemli. Onu da burada gördüğünüz gibi bir değere atıyoruz. IMG2 gray diye. Şu komutu kullanarak gri tonda araba resmini gri tonda görüntülüyoruz. Bunu da çalıştırdığımızda run modül dediğimizde bakın araba resmini artık gri tonda kırmızı renkliydi. Bunu biz gri tonda bir resme dönüştürdük. Şimdi bunun da bir adım sonrasında dördüncü adımımıza geçelim. Dördüncü programa geçelim. Bundan öncesinde bu programda başka bir değişiklik şöyle şurada imshow komutuyla bu sefer gri olan resmi göstermiştik. Yani bir tek o eklemeyi yaptık fazladan olarak. Dördüncü programımızı açtığımızda bir öncekini kapatarak dördüncü adıma geçiyorum. Bu sefer de gri resme çizdirdikten sonra maske uygulayacağım. Maskede de red ve mask şeklinde iki tane değer atıyorum. Bunlar da threshold komutunu kullanarak yine OpenCV'nin threshold komutunu kullanarak ikinci resmimin gri tondaki halinin yani IMG2 gray 230 yani 0 en siyah 255 de en beyazı temsil ediyor. Bakın 230'dan sonrakileri kapsayacak şekilde bir eşik değer veriyorum ve bu şekilde bir maske oluşturuyorum. Sonra da burada imshow komutuyla gri tondaki resmi ilaveten threshold başlığı altında maskelenmiş halini de ekrana gösteriyorum. Bu modülü çalıştırdığımızda ne görüyoruz? Arabamızın gri tondaki halini zaten IMG2 gray şeklinde yazdırmıştık, çizdirmiştik. Burada da bakın threshold başlığı altında arabanın 230'un üstündeki piksel değerlerini beyaz olacak şekilde gösterilmiş halini görüyoruz. Eğer bunu biz şurada inverse komutu, ters komutu var. Bu inverse'ü yazmadığımız takdirde bu şekilde çalıştırırsak o zaman ne oluyor? Arabayı threshold değeri olarak aldığı değerleri tam tersine siyah yaptı. Yani o inverse komutu tam tersini yapıyor. İlk önceki halini tekrar geri çeviriyorum. Yani şuraya tekrar alt çizgi inverse ekliyorum. Yani ters anlamında inverse ekliyorum. Run dediğimde bakın burada arabanın kendi olduğu alanı beyaz yaptı. Dışarıdaki her şeyi siyah yaptı. Peki buradaki şu eşik değerini bu 230'u değiştirirsem mesela 200 yaparsam ne olur? Yani alt eşik değerini değiştirirsem ekranda göreceğiniz gibi arabanın aslında dış hatları bu gri ölçeği kapatıyorum. Dış hatları biraz daha belirginleşmeye başladı. Yani 230'da önceki rakam şimdi 200'ün üstündekileri sadece almaya başladı. Gittikçe bakın arabanın hatları belirgin olmaya başladı. Buraya mesela 150 dediğim zaman bu eşik değerine
O zaman biraz daha belirginleşmeye başlayacak gördüğünüz gibi. Bakın tekerleklerin de etrafındaki bazı değerler. Araba daha belirgin hale geliyor. Benim amacım neyse, yani tam arabanın hangi hatlarını görmek istiyorsam o amacıma göre buradaki eşik değerini belirleyebilirim. Şimdi bir sonraki adımımıza gelerek sona yaklaşıyoruz. Evet, beşinci adımda da bunların hepsini birden görmek istiyoruz. Bir özet gibi olacak bu. Ne yaptık özet olarak baştan beri? Biz ilk önce bu iki resmin birbirlerine boyutlarını eşitlememiz gerekiyordu. Onun için resize komutunu kullandık. Sonra bu ikinci sonraki satırda gri tona çevirdik ikinci resmimizi, yani arabanın resmini gri tona çevirdik. Ondan da önce weighted olarak bu iki resmi toplamıştık. Yani image 1 ile image 2'yi belli ağırlıklarla ekranda gösterdik. Bu ağırlıklar ne kadar şeffaf olacağını belirliyordu. Sonra maskemizi uygulamak için threshold komutunu kullandık ve threshold komutunda bir eşik değeri vermemiz gerekiyor. O eşik değerine göre o eşik değerin üstündeki değerleri beyaz olarak gösteriyor. Daha da önce en başta bu iki resmi ham halleriyle toplamıştık, yani add komutuyla. Şimdi bunların hepsini gösteren imshow komutları var. Bu son halini çalıştırdığımızda bakın araba resmimizin en ham hali buydu. Yolun en ham hali buydu. Arabayla yol resminin add komutuyla üst üste toplandığı, eklendiği hali bu şekildeydi. Weighted, yani ağırlıklı olarak toplanmış haliydi bu. Gri tona çevrilmiş olan araba resmi buydu. Ve en sonunda da maskelenmiş olan araba resmi ekranda göründüğü gibiydi. Bu şekilde, en son olarak iki araba resmini hiçbir ağırlık vermeden topladığımızda da bu şekilde bir resim oluşmuştu. Bugünkü videomuzda basit anlamda maskelemeyi ve iki resmi birbirleriyle toplamayı görmüş olduk.